Bugün Kırmızı Koltuk'ta misafirimiz Süleyman Özbek, romatoloji profesörü. Bakalım bu konuyla ilgili bize neler söyleyecek. Merhabalar Süleyman Bey. Kendinizi bize tanıtır mısınız? Merhaba. Herkes tanıyor ama bir de sizden duyalım. Çok teşekkür ederim. Herkes gibi ilkokul, ortaokul, liseden sonra tıp fakültesi, sonra iç hastalıkları İTSA'sı, ardından da 1991'de başlayan ve halen devam eden romatoloji İTSA'sını yapmaktayım. Halen yapmaktayım. 2003 yılından bu yana Çukurova Üniversitesi'nde profesör kadrosu kullanıyorum. Yarışmacılara başarılar dilerim. Peki neden romatoloji? Bu kadar dertli, insanların senelerce çok acılar çektiği bir dal. Niye daha güzel bir şeyler değil de romatoloji? Benim öğrencilik yıllarımda romatoloji bilinmezdi. İhtisas yıllarımda da böyle bir Türkiye genelinde her yerde romatoloji çok yaygın bir hastalık, bilinen bir hastalık grubu değildi. Başka başka bölümlerde hastalar belki çare arıyorlardı. Benim romatolojiye başlamam tamamen tesadüf. Ama öyle güzel bir tesadüf ki sonunda benim bir dersim var. Altı üstü romatoloji, altı üstü aşk diyorum. Çünkü benim bütün hayatım romatoloji oldu ondan sonra. Hastaların kimlikleri, özellikleri, karakterleri, onların anlattıkları, onların yaşadıklarıyla biz bir bütünleştik. Sonuçta hasta hekim ilişkisinin belki de psikiyatri dışında en çok kullanıldığı ya da en çok ihtiyacın olduğu bölüm diye görüyorum romatolojiyi. Kolay olamıyor romatoloji. Şöyle bir sayacak olursam yılları, 6 yıllık tıp fakültesinden sonra 2 yıl mecbur hizmet, sonra 5 yıl dahil İTSA'sı, sonra 2 yıl mecbur hizmet, sonra 3 ya da 4 yıl romatoloji İTSA'sı, sonra bir daha 2 yıl mecbur hizmet. 36, 37 belki 38. Araya askerlik koyalım ve bütün sınavlarında zamanında başarıyla geçildiğini zannederim. Herhalde hiç kimse çocuğunu romatolog yapmaz. Ama ben de yapmadım. Ama seviyorum diyorsunuz. Çok seviyorum tabii ki. Yani vazgeçin. Benim için büyük bir aşk gerçekten romatoloji. Hastaları çok özel, çok önemli. Belki acı insanları çok değiştiriyor. Geçenlerde bir hastam vardı. Skleroderma diye bir hastalığımız var. Elleri taşlaşır. Mümkün değildir ellerini hareket ettirmek. Ve bu kişi, bu elleri taşlaşmış kişi bana bir böyle buket iki eliyle tuttuğu nergislerle geldi. Ben de dedim ki elleri sert, kalpleri yumuşacık insanlar. Romatoloji hastaları böyle. Bir doktor olarak değil, bir dost olarak yaklaşıyorsunuz. Hastalarınızdan duyuyorum. Bu çok güzel bir şey. Bunun faydası var mı? Çok. Güven bir defa. Ben her konuda, kendi hayatım, özel hayatımda güveni arıyorum. Hasta-hekim ilişkisinde de güven çok önemli. Benim sözüm şudur. Sizin sofranızda benim bir tabağım var. Hastanın beni böyle görmesi lazım. Sofrasında görmesi lazım. Her an bulabilmesi lazım. Benim o sofrada olmamın da bana verdiği şey, ben hasta ağrılıyken, acı çekerken o sofrada keyif almam. Bak, yaklaşımım böyle. Ben o ailenin bir parçası olmalıyım romatolojide. Hastalıklar çok uzun seyirli hastalıklar. Hangi yaşta ortaya çıkarsa belki yaşam boyu sürecek bir hastalık. Seyrini değiştirebiliyoruz, kontrol altına alabiliyoruz. Çok eski yıllardaki o hastalığın deformasyonları, yaşamın süresi, kalitesi, bunları etkileyen faktörleri olabilecek en az düzeye düşürebiliyoruz. Bu da tedavilerin başarısıyla ilgili. Ama sonuçta şöyle düşünelim, eşi yanındayken bana pusula veren hastalar var. El sıkışırken pusula veriyor. Hocam ne olur hastalığımı anlat. Kocam dinlemiyor beni, anlamıyor diyor. En yakın ailesindeki bir bireyin dahi anlayamadığı bir yaşamı biz düzeltmeye çalışıyoruz romatoloji olarak. Ağırlıklı noktada ağrı olduğu için ağrıyı dindirmek Tanrı sanatıdır diye bir güzel bir cümle var ya, biz de böyle bir sanat yaptığımızı zannediyoruz bütün romatologlar olarak. Romatolojide ağrı mı, hareket kısıtlılığı mı, yoksa her ikisi de insanın yaşamını çok etkiliyor? Aslında hepsi iç içe. Şöyle, bir defa romatoloji hastalıkları bağışıklık sistemi hastalıkları. Ben şöyle tarif ediyorum. Bağışıklık sistemi bizi koruyan sistem, bir güvenlik sistemi. Bir ülkenin ordusu gibi her yerde, deride, akciğerde, kalpte, gözde, beyinde, eklemde, böbrekte, tamam. Bu bağışıklık sistemi bir gün yanılıyor, şaşırıyor ve kendi öz hücresine düşman görüp onu yok etmeye çalışıyor. Öyle olunca bütün bir organın, bütün bir tek bir organın değil, bütün bir bedenin hastalığı. Bizim beyin tutulumu olan hastalarımız var, bizim kalp tutulumu olan hastalarımız var, akciğer tutulumu, yani bir tek eklem problemi gibi değil.
Romatizma kavramı halk arasında hep eklem hastalığı gibi zannediliyor ama hayır, bu hastalıkların iç organ belirtileri var. Mesela lupus diye bir hastalık var. Tamam, %95 artrit var ama çok basit, ağız yarası mesela lupusun bir belirtisidir. Göz tutulumu, sayısız organ tutulumlarına geldikleri için belki ağrı hekime getirdiği için bir semptom, böyle zannedilir. Ama hayır, biz zaten bu yüzden dahili iltisası yaparız, ondan sonra romatoloji iltisası yaparız. Bir bütün olarak bütün bedeni etkileyebilecek hastalıklar, romatoloji hastalıkları. Peki genellikle hangi yaşlarda başlıyor bu? Çok değişiyor. Yani 5 yaşında da romatoid artrit olabilir örnek verirsem eğer. 20-40 yaşlarında da var, 80 yaşında da var. Ama ilginç tarafı 5 yaşındaki çocuğun romatoid artritiyle 20-40 yaşındaki ya da 80 yaşındaki romatoid artritler aynı değil. Farklı özellikleri oluyor. Kadında romatoid artrit farklı, erkekte farklı. Cinsiyet ayrımı yapıyor, yaşla ilgili değişiklikler yapıyor. Ama genel olarak düşünecek olursak, doğurganlık çağı, bizim hastalıklarımızın birçoğu kadınlarda görüldüğü için böyle örnek verebilirim. Lupus mesela, 9 kadın 1 erkektir. Romatoid artrit 3 kadın 1 erkektir. Belki erkekleri tutan en büyük hastalık, erkekler ağlamaz der ama Tanrı erkekler ağlasın diye vermiştir, GUT. Erkeklerde en fazla görülen hastalık. Genellikle erişkin hayat 20-40 yaşlar daha çok görülüyor. Ve her cinsle hemen hemen kadınlar biraz daha hakim olmak üzere görülen hastalık grupları. Ama bildiğim kadarıyla GUT'ta diyete dikkat edildiğinde biraz daha ilerleme kaydediliyor. Diğerlerinde ne yaparlarsa yapsınlar herhalde önlenemez bir gidiş oluyor gibi geliyor. Gibi ama orada erken tanı çok önemli işte. Anladım. Ya o yüzden de bizim yıllardır en büyük mücadelemiz farkındalığı yaratmak. Bugün de sizinle burada, bu yüzden buradayız. Neden? Çünkü ne kadar erken tanırsam o kadar başarılı olacak tedavi. Hep romatoid artrit için örnek veriyorum. En çok gördüğümüz hastalıklardan bir tanesi, ilk 2 yılda oluşan eklem deformasyonları geri dönmezler. Dolayısıyla ben ne kadar erken tanır ve ne kadar erken kontrol altına alırsam hastalık sürecini, o kadar başarılı bir tedavi olacaktır. Geç gelen hasta iyi olmuyor mu? Elbette ki iyi olabiliyor ama kusurla iyi oluyor. Daha önceden gelişmiş tekerlerle iyi oluyor. O da çok arzu edilen bir şey değil. Erken tanımak çok önemli. Büyük problem ama erken tanımak. Ankilozan spondilit, yine bizim romatolojinin hastalıklarından bir tanesi. Hep örnek verirken Suna Pekuysal'ı örnek veriyoruz. İnsanların zaman içerisinde kamburlaştığı hastalıklar. Sadece bizim ülkemiz için değil, bütün dünyada ankilozan spondilitin teşhisi 10 yıla kadar gecikebiliyor. Hasta ağrılarla yaşıyor. Bel ağrısı, çok basitçe 2 soruyla geçilecek, tanı konulabilecek bir hastalık. Ama ne yazık ki belediye otobüs durağında yanınızdaki teyzeye belim ağrıyor deseniz bel fıtığı diyor ya. Bitti yani, bel fıtığıyla hep anıyor hastalık. Öyle zannediliyor. Yıllar geçiyor, sonradan ankilozan spondilit olduğu ortaya çıkıyor. Ameliyat olanlar bile oluyor, bel fıtığı diye zannedilerek. Erken tanımak bizim için çok önemli. Erken tanırsak tedavi çok başarılı. Peki ne yaparlarsa, neyden şüphelenirlerse romatoloğa gitmeliler? Maalesef doktorlar da biraz herhalde yanlış tanılar koyabiliyor mu? Yani olabilir tabii ki. Zaman çok kısıtlı. Devlet hastanelerindeki poliklinikleri düşünürsek 6 dakikada bir hasta görmek zorunda. Adını soyadını sorsanız, kaç doğum yaptığını sorsanız zaman geçiyor. İnflamasyonla ilgili bütün ağrılarda hastalar sabahları yataktan kalktığımda diye bir cümle kurarlar. Eğer el eklemleri ise sabah yataktan kalktıkları zaman eklemlerini açıp kapayamazlar. Musluğu çeviremezler. Belki yarım saat, belki bir saat. Kimi hastalar öğlene kadar eklemlerini kullanmakta zorlanırlar. Bununla ilgili şöyle bir cümlede hasta diyor ki evet, beni anladı bu doktor diyor. Şöyle bir cümle kullanıyorum ve evet diyorlar, bakın. Yangın çıksa evden çıkamayacak duruma gelebiliyorlar. Bu kadar ağır olabiliyor eklem hastalığı. Ankilozan spondilit farklı bir eklem grubu. Bel ağrısı. Orada da çok önemli. Teşekkür ederim soru için. Bel fıtığından çok ters bir ağrı olması lazım. Hasta sabah yataktan kalktığında bel ağrısıyla gelecek. Katılık olacak. Hareket ettikçe ağrısı düzelecek. Halbuki bel fıtığı tam tersine. Bel fıtığı olan kişiye git yat deriz. Burada hasta yatakta ağrısı olacak. Zaman geçtikçe yatakta kalma süresi ağrı olacak. Hareketle de düzelecek. Bu kadar basit aslında. 2 satır. Ama ne yazık ki seneler geçiyor. Hastalıklar tanıda çok gecikiyor. Behçet yine romatoloji hastalığı. Ağızda yara. Bir tek bu belirti var. Ben şimdi Atatürk Caddesi'ne çıksam, anket yapsam 100 kişinin 9'u 10'u evet aft var der.
Herkesin de bir bahanesi vardır aft için ama romatolojide çok önemli bir belirtidir ağızda aft. Behçet, 6 yıl gecikiyoruz. 5 tane o kadar basit ki tanısı ama Türkiye, dünyada en çok Behçet'in görüldüğü ülke, 6 yıl kadar gecikiyor. 3 ayda tanı konan da var, 10 yıl geçip tanı konulamayanlar da var. O zaman insanların ön tanı için, şüphelenebilmek için bilmeleri de gerekiyor evet. Biraz. Bu konuda bir şeyler yapıyor musunuz? Çok. Ya Instagram, sosyal medya zaten hep elimden geldiğince kullanıyorum. Her gün en azından bir tane bir hastalıkla ilgili bilgi vermeye çalışıyorum. Benim 91 yılında başlamıştım. Romatoloji 20 kişiydi belki. Bugün 400-500 civarında romatolog var artık. Her şehirde hemen hemen romatolog var. Önemli olan ama yönlendirmelerin iyi olması. En azından ağrı için bir insanın bir doktora gitti, iki doktora gitti, üç doktora gitti. Baktı ki olmuyor. Bir yerde romatoloğu bulması lazım gerçekten. Onun ayrıcı tanısını yapmak için. Çok geniş bir hastalık grubu. 200 çeşit romatoloji hastalığı var. İşim zor ama ben keyif alıyorum bütün bunlardan. İnsanların hastalık çıkmadan evvel ileride hastalığın çıkabileceğini tahmin edebilmek ya da görebilmek için var olan bir klinik testler var mı? Teşekkür ederim. Ankilozans spondilit çok genetiği bilinen bir hastalık. Ailede bir ankilozans spondilit varsa mutlaka çevrede, kendi çocuklarında, yeğenlerinde gibi bir öykü olur. Tahmin etmek kolay. Ama ben sedeften bahsedeceğim. Benim bütün kapımı çalan hastalara sedef hastalığını sorarım. Sende ya da ailende diye sorarım. Sedef o kadar kuvvetli ki genetik. Ve sedef söylenen bir hastalık değil. Herkes telaffuz etmiyor sedef hastası olduğunu. Ben bir kişiyi bilirim. Evlenmeden önce sedef olduğunu söylememiş. 15 gün sonra boşandılar. Böyle bir durumda. Batı'da çok böyle intihara eğilim yaratan bir hastalık sedef hastalığı. Sedef çok genetiği olan ve romatolojik bir problem. Artrite yol açabiliyor. Ama mesela ailede bir kişide sedef varsa bir başka fert kendi sedef olmadan sedefin artritine yakalanabiliyor. Bizim asıl çok dikkat etmemiz gereken şey sigara. Bu konuda adım çıkmış, ben güya sigara içen hastaya bakmazmışım. Hiç öyle bir şey değil ama romatoid artritte sigara bilinen en gerçek kanıt, sebep olarak söylenebilen. Laboratuvar var, doğru. Bazı laboratuvar testlerimiz, mesela romatoid artrit için konuşayım, anti-CCP antikor var. Hastalık başlamadan 14 sene önce kanda pozitif oluyor. Antinükleer antikor var lupus için, 1-2 sene önce kanda pozitif olabiliyor. Ankilozans spondilit için kullandığımız HLA-B27 geni şurada yazılı kan grubu gibi doğduğu gün o insanda var olabiliyor. Bence önemli olan düşünmek. Düşündüğümüz zaman bulmak daha kolay oluyor. Neden boşanmaya kadar götürüyor sedef? Ne oluyor da bunu yaşıyorlar? Sedefte deri döküntüleri var. Düşünün paçalarınızdan pul pul deriniz dökülüyor. Dokunduğunuz yerlerde deriden şeyler var, pullar dökülüyor. Böyle bir örnek var, bir hastam bekleme salonunda oturur, karşıma gelir, konuşuruz, muayene ederiz, sonra biz elektrik süpürgesi çalıştırırız. Böyle bir hayat yaşıyor ne yazık ki. Hem kendi deri lezyonunun görünümü biraz sıkıntı verici, hem de bunun üzerine artrit olduğu zaman aslında çok ağır artrite yol açıyor. Bizim artritlerimizde deformasyonlar oluyor. Çok üzücü bunlar. Yani eklemler değişiyor, şekil değiştiriyor, kullanamıyor. Bir düşünün. Bir hasta, yani bir kişinin sabah ilk yarım saatte yaptıklarınızı, dişinizi fırçalayacaksınız, birisinin musluğu açması gerekiyor. Elbiselerinizi giyeceksiniz, birisinden yardım almanız gerekiyor. Bu durumda insanlar gerçekten psikolojik anlamda çok ağır bir yükün altına giriyorlar. Stres, bir yandan başrol oyuncusu romatolojide, bir yandan da mutlaka bir yardımcı rolü var hastalıkların seyrinde. Ağrıya algısını değiştiriyor, ağrı eşiğini değiştiriyor. Ama bunun yönünde fibromiyalji gibi çok meşhur bir sokakta artık neredeyse %30'larda var olan bir hastalığımız daha var. O da stresin pişirip önümüze getirdiği bir yemek gibi duruyor. Peki bu kadar ağır olan romatizmalar yüzde kaç oranında? Yani her romatizma hastası o sizin Instagram'ınızda gösterdiğiniz kadar deformasyona gidiyor mu? Yüzde kaçı bu? Tabii. Örnek verirsem 3 tane hastalık örneği vereyim. Lupus %0.2 Türkiye'de. Romatoid artrit %0.4. Ankilozans spondilit %0.5. Baktığımızda çok düşük bir oran gibi görünüyor. Ama bir ailede, diyelim ki 7 nüfuslu bir aile olsun, 4 nüfuslu bir aile olsun, bir tane ankilozans spondilit varsa o ailedeki herkes ankilozans spondilitten etkileniyor.
bir tane romatoid artrit varsa herkes, yani eşinin romatoid artrit olduğu bir insan, kadın olsun erkek olsun, mutlu olması mümkün değil. Çocuklarının mutlu olması mümkün değil. O yüzden ben bu oranları söylerken aslında bir aile hastalığı, bütün ailenin etkilendiği bir hastalık. Kadın yemekleri hazırlayamayacak, çocuklarını okula gönderemeyecek gibi düşünürsek yaygın bir durum. Gene seyir için romatoid artrit örneğini vereyim. Romatoid artrit hastaların %10'u başkasına muhtaç hale gelebilir. %10'la 20'si. Çoğunlukla erken tanı ve iyi, etkili bir tedaviyle %80-90 hastalar bu söylediğimiz kötü sonucu yaşamazlar. Peki iklimin de önemi var mı? Ben Adana'da özellikle ankilozan spondiliti Ankara'dan geliyorum. Orada bu kadar görmüyordum. Güneyde, ılıman iklimde daha fazla mı romatizmal hastalıklar? Bizim bu bölgeyle farkı söyleyebileceğimiz aslında bir teknik, bir kanıtlı bir bilgi yok. Tamam. Ama sadece ülkeler arasında bir fark verecek olursam, Kuzey Avrupa ülkelerinde mesela romatoid artritin daha ağır seyrettiğini söyleyebiliriz bunu. Genetik yükü fazlaysa sigara da çok önemli bir faktör gerçekten. Mesela romatoid artrit için hiçbir zaman %100 iyi olamaz diye konuşabiliriz. Halbuki %100 iyi olabilir hastalar. Sigara ama çok büyük bir engel, çevre faktörü olarak onu söyleyebiliriz. Tam da böyle bizi kastedeceğimiz, bizim buraların sofrası çok yüklü, obez insanlar var. Belki osteoartrit bizim bu taraflarda daha fazla görülebilir. Güzel yemeklerimiz var çünkü. Gidişat olarak baktığımızda bunlardan tamamen kurtulmak mümkün mü? Yoksa sadece klinik durumunu biraz düzeltip yaşanabilir mi kılıyoruz? Bir romatoloji hastasının hayattaki romatoid artriti veya başka bir hastalığı yaşarken en kötü günü bir romatologla karşılaştığı gündür. Ondan sonra kötü gün yaşamaz. Birincisi bunu söyleyeyim. Bütün romatologlar biz ülkemizde en son bilinen bütün tıbbi bilgilerle hastalarımıza yaklaşıyoruz. İstanbul'da da böyle, Van'da da böyle, Edirne'de de böyle, her yerde böyleyiz bizler. Bunun için şükür ki teknoloji çok bize yardımcı. Bilim bize çok yardımcı. Hastaların seyirlerine baktığım zaman eğer erken müdahale edebilirsek, etkili tedavi zaten hep elimizin altında. Devletin bu konuda çok büyük bir desteği var. Bizim ülkemizde hastalıkların tedavisi devletin kaynağı olmadan çok zor karşılamak. Mükemmel denebilecek sonuçlar elde edilebilir. Ben hatta öyle ki böyle yangın çıksa evden çıkamayacak durumdaki hastaların bir gün hastalıklarını unuttuklarını biliyorum. Bu mümkün. Kemik erimesi dediğimiz durumda romatolojinin alanına giriyor mu? Ne yapmak lazım orada? Kemik erimesi metabolik bir durum. Aslında kemik erimesi diye ben de öyle başladım cümleye ama osteoporoz. Kemik erimesi deyince korkutucu bir ifade. Kar gibi eriyen bir şey yok aslında. Her insan yaşamın uzamasıyla birlikte bizim ülkemizde de bütün dünyada da hepimizin karşılaşacağı bir durum. Önlemek mümkün, geciktirmek mümkün. Ortaya çıkmaması mümkün ama burada nasıl bir süreç var, fizyolojik süreç var? 35'li yaşlardan itibaren kadınlarda kemik kaybı olmaya başlıyor. 100 tane hücre yapılıyor, ölüyorsa 99 tane yapılıyor diyelim ki. Kadınlar menopoza girdiği zaman çok büyük bir kayıp ortaya çıkıyor ve ondan sonra da bu kayıp azalsa da hızı devam ediyor. Erkeklerde kadınlara göre 10 yıl daha geç o veriler ortaya çıkıyor, osteoporoz verileri. Sigara ama kadında da erkekte de en önemli negatif unsur burada da karşımıza çıkıyor. Tedavi etmenin de en güzel yolu çok erken yaşlarda başlamak. Niye? Egzersize. Çünkü önce doyurmam lazım kemiklerimi erişkin hayata doğru giderken. Sonra da o dolan kemiklerimin kaybolmaması için yine egzersiz yapmam lazım. Egzersiz dünyada yan etkisi olmayan tek ilaç. Madem osteoporozu konuşuyoruz, egzersize söylemem gerekiyor. Kalp hastası olsa egzersiz diyor doktor. Bağırsaklarıyla ilgili problem olsa egzersiz diyor. Ben bütün hastalarıma bir egzersiz öneriyorum, bir de Irvin Yalom öneriyorum. En unutmadım dediğiniz, isim almıyoruz zaten ama bir vakanız, bir danışanınız var mı? Unutmadım, şu kadar zamandır beni çok etkileyen dediğiniz. Bütün hastalarımla böyle çok yakın ilişkideyimdir. Mesela Esra var. Esra'nın kızının Nur olduğunu, isminin Nur olduğunu bilirim, kaydederim de. Güzel bir şey bu. Her hasta çok kıymetli, çok değerli ama böyle çok çarpıcı olan bir Ali Bey vardı, öğretmendi. Keman çalamıyorum diye geldi.
Ben nasıl bir anım var onunla? Fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Bir yarışma vardı. Ali Bey'e dedim ki, Ali Bey gel senin bir fotoğrafını göndereyim bakalım ne olacak yarışma diye. Ali Bey'le biz yaklaşık 1,5 saat fotoğraf çektik. Bir fotoğrafı seçtim, gönderdim. Profesyonel bir jüri vardı. Biz ikinciye, üçüncüye bakalım demişler. O insan bana her geldiğinde 2 sayfa mektupla gelirdi. Bütün şikayetlerini kırmızı kalemler kullanarak yazardı. Şimdi o adamın sofrasında olmalıyım ben aslında. Bu kadar hastalığını önemseyen, bu kadar değer veren, zaman harcayan bir insan ben çok severek ve özlemle anıyorum. Allah rahmet eylesin, vefat etti. O bana fotoğrafta şey açtı, güzel bir bakış açısı açtı. Ben fotoğraf biraz sizi ilgilendirir, obsesyonlarım var. Ya yani obsesyon olmadan olmaz zaten insan hayatında, mükemmelliyetçi bir yapı var. Bazen o mükemmelliyetçi yapı insanı rahatsız ediyor gerçekten. Ben onu fotoğrafla tedavi ediyorum kendimi. Oraya yöneltiyorum mükemmelliyetçi duyguyu, kendimi serbest bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağlık.